Herkese merhabalar. Zamane Mutfağı'nda bugün yaz aylarında belki de birçoğumuzun favorisi olan taze biber dolması tarifi var. Ben iç dolgusuna bayağı güveniyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifin yapımına geçmeden önce ben yine malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Hemen tarifin yapımına geçelim. Bu tarif için 8 adet orta büyük boy diyebileceğimiz taze biber kullandık. Ben şık görünmesi açısından renkli kullanmayı tercih ettim. Ama hiç fark etmez, sadece yeşil de olabilir. Biberlerimizin üst kapak kısımlarını kestikten sonra içindeki çekirdekli ve beyaz kısımları alıp temizleyelim. Biberlerimizi temizledikten sonra hemen iç hazırlıklarına başlayalım. Bu tarif için 6 adet orta boy kuru soğan kullandım. Bence iç harcına lezzet veren en büyük faktörlerden biri kuru soğanın fazla kullanılması. Mutlaka bu şekilde denemenizi öneririm. Aşırı lezzet katıyor. Soğanlarımızı ince ince doğrayalım. Biberlerimizi hazırladıktan sonra sotelemek için tavamızın içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı fark etmez ekleyelim ve üzerine soğanlarımızı da ekleyip güzelce soteleyelim. Sotelenen soğanlarımızın üzerine 2 su bardağı yıkanmış pirincimizi de ekleyip güzelce kavuralım. Şimdi baharatlarımızı ekleyerek devam edeceğiz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, yine 1 tatlı kaşığı karabiber ve yaklaşık 1 yemek kaşığına yakın yeni bahar kullanacağız. Yeni bahar bu dolmaya ayrı bir lezzet katıyor. O yüzden eklemenizi tavsiye ediyorum. Baharatların da kokusunu güzelce çıkardıktan sonra üzerine dilerseniz normal domatesi rendeleyerek, dilerseniz de kışlık sosumuzu blenderdan çekerek ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 300 ml civarında büyük bir bardakla ekledim. Pirincimizi yaklaşık bir 5 dakika kadar bu sosla beraber tencerenin kapağını kapatarak pişirelim. Tarifi buraya kadar izlediyseniz sizden küçük bir ricam olacak. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada yarım demet maydanozu ince ince kıyalım ve pişirip ocağın altını kapattığımız pirinç harcımızın içerisine ekleyip karıştıralım ve sosumuz hazır hale gelecek. Biberleri doldurduktan sonra uğraşmamanız için size küçük bir tavsiye vereyim. Öncelikle biberler boşken pişireceğiniz tencerenin içerisinde deneyin. Sığıp sığmadığına bir bakın. Daha sonra doldurmaya başlayın. Daha sonra biberlerimizin içlerini birer parmak boşluk kalacak şekilde doldurup kapaklarını kapatalım. Tabii uygun kapağı bulmak da burada önemli. Doldurduğumuz biberlerin kenarlarına biberlerin yarısına gelecek şekilde soğuk su ekleyelim ve tenceremizi ocağa koyalım. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika kısık ateşte pişirelim. Biberler yumuşayıp pirinçler piştikten sonra dolmamız hazır hale gelecektir. Tarifimizin sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum ve önerilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.